TL, pratisyen doktorlara 2500 TL, tabip dişi personele çok büyük yeterli olmasa da kısmi iyileştirme ne oldu? Müjde verildi, rafta kaldı. Muhtarlarımıza müjde verdiler. 19 Ocak 51. muhtarlar toplantısında muhtarlarımız 4250 alacak diye. Üstüne muhtarlar iki maaş aldı. 4250 alan, maaş alan bir muhtarımız varsa lütfen beni arasın. Yok. Yok. Başka? Dün de çiftçiye müjdeler vermiş. Evlere şenlik. Ona biraz sonra ayrıca değineceğim. Ama çiftçinin içinde bulunduğu tablodan bu kadar uzak bir devlet yöneticisini Cumhuriyet tarihinde, belki Osmanlı tarihinde ilk defa görüyoruz. Çiftçinin halini bu kadar görmeyen bir yönetim. Ona gireceğiz. Ama tekrar bu vesileyle şunu söyleyeyim. EYT'lilere aslında müjde verilmişti. Çözeceğiz, çalışıyoruz diye. Ne oldu Erdoğan? Yok. Boş vaat. Vaat. Vaat seçime giderken yapılır ve genelde muhalefet yapar. İktidar icraat yapar. Yaptım der, konuşur. Muhtarın maaşını şuraya çıkardım dersin. Doktorlarımıza az ama şu kadar daha verdim dersin. Çiftçiye işte elektriğini şu kadar düşürdüm, sulama maliyetini azalttım dersin, anlarım. Ya sen iktidarsın, üstelik 20 yıldır iktidarsın, vaat veriyorsun. Tıpkı 2002'de Adapazarı'nda, İzmit'te, Ankara'da ve İstanbul'da biz devleti yönettiğimiz gün atanmayan öğretmen kalmayacak demiştin. Hadi o zaman muhalefettin, vaat ettin. Onu da yapamadın. 20 yıldır devlet yönettin. 700 bine yakın atanmayan öğretmenden bahsediyoruz. Bu nasıl iştir? Yani herkes kör, alem, sersem değildir Erdoğan. Milletimizin aklı başındadır. Hep söylüyorum, millet röntgen cihazı gibi, MR cihazı gibi siyasetin içini dışını görür. Doktorlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle büyük ayıp ediyoruz. Bu 14 Mart'a yetiştirin demiştim. Gene burada huzurunuzda doktorlarımızın özlük hakları bakımından şiddete yönelik tam bir önleyici bir kanunu getirin, halledelim. 3 günde çıkaralım, 1 günde çıkaralım. Nitekim 1 Aralık'ta 1 günde uzman doktorlara 5000, pratisyen hekimlere 2500 lirayı 1 günde 1 saatte çıkarmış idik. Sonra geri çektiniz. Komisyon kanunu geri çekti, o maddeyi iptal etti. Bu nasıl bir yaklaşım? Bu yaklaşımla Covid-19'la mücadelenin ikinci yılında Türkiye, evet, hasar verdik, kayıp verdik. 90 bin aşkın, yanlış bilmiyorsam, can kaybı var. Ama şurasından bakamıyor musun kardeşim? Doktorlar ve sağlık çalışanları bu kadar insanüstü bir gayretle çalışmasaydı, biz bu Covid belasını 90 bin can kaybıyla değil, 900 bin can kaybıyla atlatabilirdik. Bunu görmeyen bir kafa. Giderlerse gitsinler diyen bir kafa. Türkiye Tabipleri Birliği'ni terörize eden, kriminalize eden bir kafa. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına sağlık çalışanlarının çelenk koymasına tahammül edemeyen bir kafanın Türk demokrasisine olsa olsa sadece zarar olur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ben gene tekrar doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan, meclisin bir üyesi olarak hakikaten özür diliyorum ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışıyorum ben. Yani burada, buranın üyesiyim. Ve perişan ettik sağlık çalışanlarımızı. Şiddete maruz bıraktık. 90 hasta baktırıyoruz. 36 saat nöbet tutturuyoruz. Ve hak ettiklerinin onda birini vermiyoruz. Bu ayıptır, günahtır. İnsan hakkıdır, kul hakkıdır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna seyirci kalmasından da hakikaten büyük üzüntü duyuyorum. Değerli arkadaşlar, demin söyledim. Muhtarlarımızın 19 Ocak 2022'de 51. muhtarlar toplantısında verilen sözünün bir an önce ve 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere hayata geçmesini bekliyoruz. Biz 3 grup başkan vekili olarak bir kanun teklifi verdik. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Muhtarların ödenekleri hakkındaki kanunda değişikliğe ihtiyaç var. Rağbet görmedi. Erdoğan, sözü her kişi verir, sözünde her kişi durur denmiştir. Muhtarlarımıza söz verdin. Bu sözü yerine getir. Muhtarlarımızın saraya çağırıp nutuk atmasını, kendine alkışlatmasını biliyorsun. Ve bir şey unutma. Muhtar devletin görünen yüzüdür.
Ama muhtar aynı zamanda milletin de görünen yüzüdür. Hem devleti hem milleti temsil eden bir sen varsın sözde, bir de muhtarlarımız var. Ama sen de kim, nasıl bir temsildir anlamadım. Devlet yalan vaat vermez. Bunları asla kabul etmiyoruz. Muhtarlarımıza verilen sözün bir an önce hayata geçirilmesini ısrarla talep ediyoruz. Ve konunun takipçisi olacağız. Bizim iktidarımızda muhtarlıkla ilgili özel bir kanun teklifini de verdik. 150 maddelik ve muhtarların 10 numara bir kanunu olacak. Birliği olacak. Personeli olacak nüfusla orantılı olarak. Ve 4250 lira değil, 5100 bugünkü parayla 5100 lira maaşları olacak. İnşallah muhtarlarımıza o güzel günleri de göstereceğiz. Seçim kanunu geldi. Hayırlı olsun. Anthony Robbins diye birisi şöyle bir söz söylemiş. Tam bu seçim kanununa cuk oturuyor. Demiş ki Anthony Robbins, korkudan verilen karar daima yanlış karardır. Bu seçim kanunu ile ilgili söyleyeceğimiz budur. Üç hususun altını çizmek istiyorum. Bunlar bu ittifak sistemini getirdiklerinde artık baraj kalmayacak demişlerdi. İttifaklarla birlikte. Şimdi beyler barajı %10'dan %7'ye düşürüyor bu teklifle. Zaten bu ittifakın amacı, bir amacı da barajı ortadan kaldırmaktı fiili olarak. Gel bunu 3'e düşür. Niye 7? 7'den muradın ne? Küçük ortağını buradan nasıl korumayı düşünüyorsun? Başka ne gibi hesaplar yaptın bilmiyorum. Ama Anthony Robbins'in sözünü sakın unutma. Korkuyla verilen kararlar daima yanlış kararlardır. Beyefendi, İl Seçim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin, ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimler olmasından rahatsız. Değiştiriyor bunu. Birinci sınıfa ayrılan hakimler arasından kurayla belirlenir diyor. Akla şu geliyor. En, o adliyedeki, o ilçedeki ya da ildeki en kıdemli hakimden Erdoğan neden rahatsız, neden çekinir, neden güvenmez? Kurayla çekeceğim. İsteyen de kuraya katılmayabilecek. Yani denecek ki kardeşim bak İstanbul'dasın. Hakim bey, gidersin Diyarbakır'a, Mardin'e, Gümüşhane'ye. Ne işin var senin kurada? Onu katmayacak. Kendileri adliyeye partizanca doldurdukları ve şimdi birinci sınıf ayrılmış hakimlerden seçim kurulu başkanı atayarak, Erdoğan sen kaybettiğin seçimi alamazsın. Bu şuna benzer. Nasrettin Hoca neyini kaybetmişti, ışıklar yiyordu, eşeğini mi? Bir şey, anahtarı kaybetmiş öyle diyelim. Sokak lambasının altında anahtar arıyor. Hoca ne oldu? Anahtarı kaybettim, onu arıyorum. Nerede kaybettin? Evin arkasında kaybettin. Niye burada arıyorsun? Burada ışık var. Tam buna benziyor. Nasrettin Hoca'nın kaybettiği yerde değil de anahtarı ışığın altında araması gibi Erdoğan da seçim kanunuyla oynayarak postu korumaya çalışıyor. Koruyamazsın. Beyefendi kurayla seçim kurulu başkanı tayin edecek. Yani Erdoğan'ın şunu bilmesi lazım. Tombala'dan çekeceğin hakimlerle seçimi alamazsın. Seçimi tombalaya emanet etme. Seçimi verdiğin sözleri tutarak almaya çalış. Seçimi milletin halini gör ve buna devletin imkanlarını seferber ederek almaya çalış. Daha bir kopya daha vereyim ben sana. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını, projelerini dinle, onları hayata geçir. Vallahi seçimi belki kazanırsın. Ama böyle zor. Böyle kazanamazsın. Ve bir madde daha burada çok önemli. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunda bir değişiklik yapıyor beyefendi. Burada bu kanun 65, 66 ve 155. maddelerinde başbakan ve bakanlar ibarelerinden başbakanı çıkarıyor. Doğru. Tabii çıkması lazım. Ama daha önce yapılan bütün kanunlarda şöyle denmiştir sistem değiştiği için. Başbakan'a yapılmış bütün atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılır denmiştir. Erdoğan,
bu kanun bu şekilde koyulmasının bir sebebi var. Başbakan son 10 gün devletin araç gerecini kullanamaz, makam arabası dahil devlet gücüyle seçim kampanyası yapamaz diye bu kanun var. Yıllardır 1950'den beri sanıyorum var. Şimdi buradan başbakanı çıkartın, tamam başbakan yok da, olacak ama 2 sene sonra inşallah. Başbakan yok da, peki Cumhurbaşkanı'nı nereye koydun? Hayır, onu koymuyorum. Yani Cumhurbaşkanı'na her şey A'ya beleş. Cumhurbaşkanı'na her yol, her şey serbest. Muhalefete zaptırapt, baskı, iftira, karalama. Böyle bir şey olabilir mi? Oraya adam gibi arkadaşlarımız komisyon aşamasında ve genel kurul aşamasında önergelerini verecekler. Oraya adam gibi 65, 66 ve 155. maddelere, 298 sayılı kanunun bu maddelerine başbakan yerine cumhurbaşkanı koyulur diye ısrar edeceğiz. Tavsiyem sen de bunu koy. Seni devletin gücüyle son 10 gün yapacağın açılışlar, toplu açılışlar, temel atmalar kurtarmaz. Bunu da unutma. Şimdi iktidarda kalmanın yolu belli. Kendisi de bilir ama kaybetti. İş şirazesinden çıktı. İktidarda kalmanın yolu milletin gönlünde kalmaktır. Milletin gözünde, gönlünde taht kurmadan Ankara'da taht kurulmaz. Sen milletin gözünde, gönlünde kaybettiğin tahtı seçim kanunlarını oynayarak tutacağını, elinde tutacağını zannediyorsan hiç buna yeltenme. Ve istediğin kadar kanun değiştir Erdoğan. Her hafta kanun değiştir Erdoğan. Her hafta mecliste seçim kanunu getir Erdoğan. Ama bir şey daha yap. Gel bir sürü seçim kanunda istediğin değişiklikleri yap. Hakikaten yap. Bunu samimi de söylüyorum. Gel şu 2 ay içinde seçimi yapıverelim. Bu kadar büyük olduğuna, bu kadar halkın gözünde ve gönlünde iyi yer tuttuğuna inanıyorsan, ki etrafın seni bazen öyle kandırıyor, onları biliyoruz. Gel seçim.